Merhabalar arkadaşlar, efsane soru çözümlerine devam ediyoruz. Bir elektrokimyasal pir sistemine etkeden faktörlerle ilgili bir soru tarzı arkadaşlar. Bugünkü videomuzun soru tarzı. Hemen inceleyelim o zaman elektrokimyasal pirimizi. Arkadaşlar elektrotlarımız gümüş ve alüminyum. Bunlardan alüminyumun elektron verme isteyen yükseltgenme potansiyeli 1.66 volt. Gümüş artı 1'in indirgenme eğilimi artı 0.80, o zaman yükseltgenmesi eksi 0.80. Yani her halükarda alüminyumun yükseltgenme potansiyeli gümüşten fazla. Bu ne anlama geliyor? Alüminyumun olduğu tarafın anot elektrot, gümüşün olduğu tarafınsa katot elektrot olduğu anlaşılıyor. Şimdi özellikle etkeden faktörlerde, bakın burada çeşitli etkiler yapacağız ve pil geriliminin azaldığını söyleyeceğiz. Özellikle etkeden faktörlerde size tavsiyem mutlaka net pil tepkimesini yazın. Çünkü net pil tepkimeleri bir denge tepkimesi olduğu için oradan yorum yapmanız çok daha rahat olur arkadaşlar. Şimdi anot reaksiyonumu şöyle bir önce ayrı ayrı yarı tepkim olarak yazayım, sonra birleştireyim. Anot reaksiyonumuz alüminyum elektrot, alüminyum artı 3'e dönüşecek. 3 elektron verecek. Ne olacak işte pil potansiyelimiz 1.66 volt. Ekstra bir de pil potansiyelini hesaplamış olalım. Katot reaksiyonumuz çözeltisinde gerçekleşecek. Çözeltisinde gümüş artı 1'ler 1 elektron alıp ne yapacak? Gümüşe dönüşecek. Bu da 0.80 volt. Taraftarı toplayacağım ama elektron sayıları eşit değil. O yüzden katot reaksiyonu 3 ile çarpacağım. Alüminyum katısı artı 3 mol Ag artı 1 suda. Denge, bakın pil tepkimeleri dengedir. Alüminyum artı 3 arkadaşlar yükseltgendi suda. Artı nedir? 3 Ag katısı. Arkadaşlar benim için önemli olan denge tepkimelerinde derişimin değişmesi ve bu değişimin dengeyi arkadaşlar ürünlere ya da girenlere kaydırması. Ve buradan dolayı da pil potansiyelinin değişmesi. Şimdi biz ne istiyoruz? Ayrı ayrı uyguladık. Pil potansiyelinin pil gerilimini azaltmak istiyoruz. Arkadaşlar denge girenler yönüne doğru kayarsa pil potansiyeli azalır. Denge ürünler yönüne doğru kayarsa pil potansiyeli artar. O zaman biz azaltmak istediğimize göre demek ki dengeyi girenlere doğru kaydıracağız. O zaman bakalım şimdi. Diyor ki ikinci yarı hücreye 1,5 molar alüminyum nitrat çözeltisi ile İçeride ikinci yarı hücrede 1 molar alüminyum artı 3 var. Ben 1,5 molar alüminyum artı 3 iyonlar içeren alüminyum nitratı ilave edersem ben bir nevi ne yapıyorum? Alüminyum artı 3 iyonları derişimini arttırıyorum. Alüminyum artı 3 iyonları derişimi artarsa denge ne yapıyor? Bunu azaltmak için girenlere doğru kayıyor. Girenlere doğru kaydıran etkiler neydi? Pil potansiyelini azaltıyor. O zaman arkadaşlar tam da bizim istediğimiz. İkinci etkiye bakıyorum. Diyor ki ikinci yarı hücreye saf su ilave etme. İkinci yarı hücrede hangi iyon var? Alüminyum artı 3 var. Ne oldu su ilave edince? Su ilave edince hacim arttı. Derişim azaldı. Kimin derişimi azaldı? İkinci yarı hücreden alüminyum artı 3'ün derişimi azaldı. Alüminyum artı 3 onların derişimi azalırsa denge, Le Chatelier prensibine göre bunu arttırmak için ne yapacak? Ürünlere doğru kayacak. Ürünlere doğru kayınca pil potansiyeli de artmış olacak. Biz bunu istemiyoruz. Biz azalmasını istiyorduk. İkinci öncül olmayacak. Peki devam ediyorum. Birinci yarı hücredeki Ka-I katısı ilave etmek nasıl pil gelimini etkiler? Şimdi bakın parantez içinde bir bilgi vermiş. Demiş ki Ag-I suda çözülmez. Aslında bu üçüncü etkinin bir nedir? Kullanacağımız bilgisi de. Neden öyle bir şey? Çünkü birinci yarı hücrede gümüş artı bir iyonları var mı? Var. Diyor ki buraya sen diyor Ka-I eklersen ki Ka-I potasyum iyodür. Bu da iyi çözünen ve iyonlaşan bir maddedir. Bir A grubu tuz olduğu için. Hemen K artı 1 ve I eksi 1 iyonlarını ayrıştırma ayrıştı. Sonra diyor ki Ag suda çözülmez derken birinci yarı hücrede bulunan Ag artı 1 iyonlarıyla benim eklediğim potasyum iyodürdeki iyodür iyonları Ag artı 1 ve I eksi 1 birleşip Ag-I katısı olarak çöker diyor. Yani suda çözülmez de kastettiği bu. Yani aslında biz ne yaptık biliyor musunuz bu yapılan Ka-I ilavesiyle? Birinci yarı hücredeki gümüş artı 1 iyonların derişimini azalttık. Denge sistemi bunu arttırmak için girenlere doğru kayacak arkadaşlar. Girenlere doğru kayınca da pil potansiyel azalacak. O zaman üçüncü etkiyi aldım. Ve son etkimiz sabit sıcakta birinci yarı hücreden bir miktar su buharlaşmak. Birinci yarı hücrede hangi iyon var? Denge etkileyecek. Gümüş artı bir iyonları var arkadaşlar. Peki ben su buharlaştırırsam hacim azalacağı için derişim artacak mı artacak? Kimin derişimi artacak? Gümüş artı bir iyonları derişim artacak. Denge sistemi artan gümüş artı biri azaltmak için ne yapacak? Ürünlere doğru kayacak. Ürünlere doğru kayınca da pil potansiyeli artacak. Ben azalmasını istiyordum. Bunu almayacağım. O zaman cevabımız 1 ve 3 olacak sevgili arkadaşlar. Bakın unutmayınız. Net pil tepkimesini yazdıktan sonra elektrotlara bakmıyorsunuz. Elektrotların, katıların
yüzey alanın değiştirilmesi, kütlesinin değiştirilmesi, katı bir madde olduğu için derişimi değişmeyeceği için dengeyi sağa sola kaydırmaz. Ama çözelti halinde olanlar, yani aqua dediğim ya da suda dediğim maddelerin derişiminin değişmesi dengeyi ne yapacaktır? Kaydıracaktır. Eğer bu kayma ürünlere doğru olursa pil potansiyel artacak. Eğer bu kayma girenlere doğru olursa pil potansiyeli azalacak. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim, öncüler içinde yok ama bütün pil tepkimeleri egzotermiktir arkadaşlar. Sıcaklığın artması dengeyi girenlere doğru kaydırır. Sıcaklığın azalması dengeyi ürünlere kaydırır. Yani sıcaklık artarsa pil potansiyeli azalır. Sıcaklık azalırsa pil potansiyeli artar şeklinde sıcaklık tepkisinde bu soru üzerinde, bu soru özelinde anlatmış olayım arkadaşlar. Evet, efsane sorulara çözümlerine bu şekilde arkadaşlar bir elektrokimyasal pile etkeden faktörlere son vermiş oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.